Onun için her şey diyebilirsiniz. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Birazdan karar vereceğim. Burcu Kara. 4,5 yaşında okula başladı. 16 yaşında üniversiteye gitti. Spikerlikten oyunculuğa, oradan da anneliğe tatlı bir geçiş yaptı. Akıl küpü maşallah diyenlere sen devam et, ben montajda o kısmı atarım demek üzere programımıza kurgu dünyasından katılıyor. Mesut Yarla Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Ozan Konak güzel sundu seni. Gerçekten hayat o kadar hızlı mı? Çok teşekkür ederim. O kadar hızlı mı gitti? Ya evet, gerçekten öyle. Yaş yani hani ilk olarak. Annem babam öğretmen, bakıcı bulamıyorlar, yanlarında götürüyorlar. Bir bakıyorlar ben aynı seviyedeyim ve öyle devam ettiriyorlar. Yani işi eve getirmek yerine evi işe götürüyorlar. Sorma sorma, ama o iş evde de devam ediyordu. Sonra babam hatta öğretmenim oldu. Bir görsen o kadar sıkıcı ki ya, anlatamam. Ama çok feci bir şey. Okulda öğretmen, evde babam, düşün. Ya düşünsene hani insanlar mesela atıyorum yani 17 sene okuyor, sen 36 sene okumuş oldun. Biraz böylece. Öyle oldu evet. Ha, kötü enteresan bir şey yani, buradan gerçekten akıl vermek düşmez ama birebir tecrübe eden biri olarak bence hoş bir şey değil. İnsanın anne babasının öğretmeni olması aynı zamanda iyi bir şey değil bence. O zaman şöyle diyelim, öğretmenler çocuk doğurmasın. Doğursun ama kendileri okutmasın. Çünkü kendini, bir kavram karmaşası oluyor. Oluyor mu mesela? Yani hani evde de çünkü böyle öğretmenin gibi oluyor ya babam falan, böyle çekiniyorsun yani. Hani bir baban gibi olamıyor bir türlü çok yani adam. Babacım bir baba gibi oldu artık yani, şurada bir rahat hep tek ayak yani üzerinde duralım, olmuyor. Bence yanlış bir şey. Hmm. Yani hiç şey oldu mu? Senin ne bileyim eve gidince sınav mı tabi tutardı? Tabii yani hep, yani hep sanki evde de devam eden bir süreç gibi o eğitim, hı-hı, süreci. Hep böyle düzgün olmak, mükemmel çocuk olmak gibi. Çok sıkıcı, yorucu bir şey yani. Hangisi daha iyi öğretmende, anne mi baba mı? Bilmiyorum ki, şimdi izlerler falan yani. Ayıp, hiç olur. Öyle de düşünmedim Mesut, ya şimdi ama ne bileyim yani, seni bir okula götürünce. İkisi de çok iyi öğretmen, hala bütün öğrencileri ararlar. En çok hangisinden öğrendin? Daha çok babam okuttuğu için ondan öğrendim. Ha, ondan öğrendi. Ama anne de hayatı öğretir ya bir yandan. Tabii tabii, anne de yani bambaşka. Dünyanın en becerikli, en fedakar bana göre. Herkesin, hı-hı, annesi olduğu gibi benim annem. Peki neden öğretmenliği tercih etmedin? Genelde öyle olur yani, böyle gen zinciri. Bilmem. Bilmiyorum ya. Ben biliyorum, ama sıkın sıyrılmış. Yani, yani. Evet evet, ama ara ara üniversitelere gidip böyle ders verdiğim oluyor. Ya o normal artık yani, bildiklerini evet, anlatıyorsun. Kaç evet, sene evet oldu şeyde profesyonel hayatta? 20. yılım bu sene. Ya bunda da hızlı başladın anladığım kadarıyla. Evet. Ya 17 yaşında Eskişehir'de okurken oradaki yerel kanallara gittim. Hı hı. Sunuculuk yapmak istediğimi söyledim. Hı hı. Sağ olsunlar, onlar da bir şans verdiler ve o günden bu yana işte bayağı dolu dolu bir süreç, 20. yıl oldu bu sene. 20. Harika yıl. Maşallah. Çünkü hani 20 yılı doldurabilen çok fazla isim yok açıkçası, hı-hı, meslekte, ama bu Eskişehir'de de anladığım kadarıyla bir sürü yerel kanal var. Evet var. Yani herkes var, oradan çıkmış var yani, hani evet, beyazdan evet başlayarak. Ama oradaki okul da biliyorsun çok kıymetli. Ki. Oradaki iletişim Anadolu fakültesi belki de en iyisi ülkedeki. Hı-hı. Hı-hı. Dolayısıyla orada da bunu tecrübe etme şansım da oldu. Hı-hı. O yüzden şanslıyım yani. Gazetecilik de yaptın. Yani yaptın değil mi? Gazetecilik yapmadım ama editörlük çok yaptım. Editörlük radyoda, yaptın, televizyonda, hı-hı, çok yaptım. Sonuçta artık bütün kavramlar iç içe evet, geçti. Evet. Yani kamera, hani önü, arkası. Evet, her tarafta çalıştım. Yönetmenlik dışında hepsini yaptım diyebilirim. Evet, düşünür müsün yönetmenlik yapmayı? Düşünürüm. O zaman Gül kalkar mısın? Bak Burcu gidiyor ya. Yok, Gül senin şeyinde değilim. Yani Gül sen yap. Yerinde gözüm yok ama herkes hikayesinin yönetmeni olabilir diye düşünüyorum. Çok, çok yönetmenlik bilmek gerektiğini düşünmüyorum kendi kafandaki şeyler için. Tabii ki iyi yönetmen olmak başka şeyler gerektirir ama herkes bir şeyler yönetebilir sanki diye. Eyvallah. Onun da kendi içinde ihtisas dalları var. Mesela bir film yönetmeyi, bir uzun metrajlı film yönetmeni olmak istedim mi? Hiç düşündün mü ya da böyle? Yok, hiç öyle bir iddiam yok. Hiç bildiğim bir şey değil o ama matematik okuduğum için, açıları falan bildiğim için, hani bir şey yapmam gerekirse becerebilirim sanki diye düşünüyorum. Harikulade. Peki bir televizyoncunun mutfaktan yetişiyor olmuş olması ekran karşısına geçince herhangi bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Ben öyle yetişemediğim için hep onun eksikliğini yaşayacağımı düşündüm. Bütün tercihlerim radyo, televizyon da aslında üniversite sınavında ama, hı-hı, çalışmadığım, tembel bir öğrenci olduğum için kazanamadım. Onların puanları çok yüksek biliyorsun. Ta işte bunu hiç senden beklemiyordum. Yani tüm sorma, bu işleri bu kadar hızlı, o kadar yıldım ya, hızlı, düşün, hızlı böyle attı. Ya bu olmadı aynen, be. Aynen aynen. Yani ay, yeter olmuş artık falan diye böyle. Hatta babam şey demişti, hiç unutmuyorum, kızım sen kazanırsan herkes kazanır okulu demişti yani. Ne diyorsun? O kadar ümit. Baba biraz sıfırcı Mahmut gibi geldi. Babam bakalım. Evet evet, yani lisede de beni meslek lisesine vermeye kalkmıştı falan. Çok enteresan yani ya. Evet. Düşünsene. Ama hep takdirle geçen bir öğrencidim ona rağmen yani. Ha, liseden sonra bir sıkıntı neyse, oldu. Evet, biraz pesimist bir dönemiydi. Ondan sonra şey yani
Bilmiyorum. Buraya nereden geldik? Ya şeyden geldik işte, hani mutfaktan yetişmenin de öneminden vesaire. Evet. Açıkçası okuyamadığım için çok üzülüyordum ama işte Eskişehir'de televizyonda başlayınca, ona sonra dedim ki televizyonda çalışan herkes televizyon mezunu mu? Değil. Deneyebilirsin. Olmazsa da olmaz. Kader, kısmet. Çok şükür sonuna neden kadar oldu? Çabaladım. Neden oldu? Hiç düşündün mü neden olduğunu? Yani niye oldu? Başkalarının olmadı da senin oldu. Bilmiyorum ki, herkesin bir kaderi var ya. Benim kaderim de böyleymiş diye düşünüyorum. Ben de hakikaten yani böyle psikiyatrist gibi sorular soruyorum. Neden oldu? Ne hissediyorsun şimdi? İyi mi? Her şey oldu mu? Yani falan bana yani onu yazmış öyle diye düşünüyorum. Peki yaptığın işe değer verdiğin kesin ama hani birçok şeyde yelpazelerinde gördük seni. Hani sunuculuğun da çeşitli yelpazelerinde gördük. En çok hangisini sevdin ya da sevmeye devam ediyorsun? Ya da hep onu sen istiyorsun. Beni oyunumda da izlemiştin. Gelmiştin, evet, hatırlıyorsun. Evet, geçen sene. Tiyatro bence en muhteşemi. Öyle mi diyorsun? Evet, öyle diyorum. Neden tiyatro? Şu an mesela hayatımda tiyatro olmadığı için çok eksiklik duyuyorum. Ve şu an müsait de olduğum için hemen yani iyi, mutlu olacağım, heyecanlanacağım bir tekst olsun, hemen başlarım. Yani. Yüksek ihtimal sana bu akşamdan sonra gelecek o tekstler. Nasıl bir şey belli mi ablama? Şey ya, oradaki adrenalin müthiş bir şey ya hani. Hani senin mesela canlı yayınla şu farklı olabilir mesela, ne bileyim yani. Katmanları var bu işin diye düşünüyorum. Oyunculuk zaten muhteşem bir şey. Evcilik oynamak gibi bir şey. Ömür boyu evcilik oynama lüksün var oyunculuk yapabilirsen eğer. Doğru diyorsun. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir duygu bence. Bugün ben doktor olayım. Bugün sen öğretmen olayım. Hani o çocukken kurardık ya onu. Bence muhteşem bir duygu o. Onu canlı olarak yani ertesi gün reyting listelerini beklemeden o anda aldığın bir reyting durumu var ya hani. Hiçbir şey tabii. O nefes, o sesler, o gülüşler, işte o alkış. Bence en muazzamı o. O müthiş bir şey tabii yani, her sabah onu bekleyen insanlar, saat onu bekleyen insanlar tabii o sabah karnesini alıyor gibi oluyor ama sen birebir gördüğün için reytingin yüksek düşük ne olduğunu görebiliyorsun. Karnesiz de bence yapılmalı bu iş diye düşünüyorum. Yani tiyatro... Her işin bir beğenisi, çok özür dilerim. Her işin bir beğeneni, bir kitlesi vardır ya yani, o yüzden tiyatroda çok özgürsün ya, o yüzden müthiş bir şey. Sadece onu yapmak için oradasın. Peki oyunculuğu kim soktu aklına senin? Oyunculuğu aslında ben Kanal D'de haber spikeriydim. Evet. Ayşenur Yazıcı benden bahsetmiş bazı ajanslara, yönetmenlere falan. Sonra beni aramaya başladılar. Benim aklımda yoktu hiç öyle bir şey. Ben de teşekkür ederim, ben çok iyiyim, mutluyum falan diye düşünüyordum. Sonra orayla yollarım ayrılınca çaresizlikten oyunculuk oldu. Oyuncu oldun diyebilirim. Ama çok tatlı ya. Gerçekten öyle. Tamam, geliyorum tanışmaya falan değil. Sonra Şayka Tekant'tan oyunculuk dersleri alıp bir deneyeyim yani, yapabilir miyim? Var mı içimde bir şey, bir yeteneğim, bir şeyim, hiç de bir şey olmaya da bilirdi. Sonra sağ olsun bana emek verdi. Bir deneme çekimi sonrasında işte ilk işime seçildim. İlk işin hangisiydi? Haziran gecesi. Haziran gecesi de. Sonra zaten bir hafta evet, sonra her şey Haziran değişmişti. Gecesiydi. Haziran gecesi zaten birçok insan hayatında bir sürü şey. Ne geceyse o. Artık nasıl bir geceyse çok değiştirdi. Ama hakikaten bir de böyle iyi bir işte başlayıp o çıtayı oralarda tutma derdi sıkıntılı değil mi o biraz ya? Sıkıntılı. Sıkıntılı. Çok bu reyting işini biliyorsun yani. Çok can sıkıcı. O iş tuttu, bu iş tutmadı, bilmem ne falan filan ama bence sen oyunculuğunu gösterebildiysen yani ekrana yakışıyor. Evet, bir şeyin altından kalkabiliyor falan. Bir iş başlar. Biri biter. Her oyuncunun da her işi tutacak diye de bir şey yok. Yani yok. Dünyanın her işi tutan bir oyuncuyu yine kötü bir prodüksiyon içine sok, o iş yine tutmaz yani. Hani sadece iyi bir oyuncuyla bir iş olmuyor. Etrafını da çok şenlendirmek lazım. İyi bir senaryo, iyi bir prodüksiyonla anca olabilir yani. Evet ya, şey. Bu işin gerçekten bir star sisteminden çok bir kolektif iş kesinlikle olduğunu öyle. İnsanlara... Ya da şahane bir işin içinde hiç tanınmayan bir oyuncu da olabilir yani. İş iyi olunca her şey oluyor. Parlayıp gider. Peki yani şimdi şu sıralarda hani beklediğin bir şey var mı, böyle yıldızlı bir şeyler? Keşke şöyle Haziran gecesi gibi bir dizi daha yazsalar. Keşke. O işler çok azalıyor ama. Olmuyor, her yıl bir tane bile çok zor çıkıyor. Biliyorsun sen de niçin çok iyi böyle biliyorsun. Oluyor ya? Artık çıkmıyor. Niçin o? Evet, eskiden evet. Oluyordu. Ama çok tüketilmedi mi? Her yıl en az 100 tane dizi yapılıyor. Her şeyi hani, bitirdik. Doğru. Ve artık her şeyin 3. 5. versiyonunu yapıyoruz hatta yani. İşte bütün mayanın tutması, o dokunun, o kastın, o yönetmenin, o prodüksiyonun, o ortamın, o evin, oradaki koltuğun bile yani her şey bir arada, bir kek hamuruna benzetiyorum ben bunu. Öyle tatlı oluyor ya da olmuyor. Doğru diyorsun. Peki çocuklar da bir şekilde hayatın kendisi, hayatın oyunları, çocuk var galiba değil mi? Evet. Çok güzel. Neye benzetiyorsun çocuğu, tiyatroya, sinemaya?
televizyona ya da başka bir şeye neye benzetiyorsun onları? Hiçbirine benzemiyor ya. Ciddi misin? Uzay bilimleri. Yani doğaçlama tiyatroya bak benzetebilirim onu. Yani hiç hazırlıksız sahnedesin. Hı hı. Her şeye açıksın. Başına her şey gelebilir. Bir dakika sonranı bilmiyorsun. Hı hı. Bence... Ve karşına zembilleymiş bir oyuncu koyuyorlar. Hadi bakalım. Yani. Hadi oyna budur, diyorlar. Evet. Ve sahnede olmak zorundasın. Mecbursun. O, kesinlikle. Peki yani aklında kalan bir iş oldu mu hiç? Ya, şunu da deneseydim acaba yapar mıydın? Yani, matematik okuduğun için söylüyorum. Bunun matematiği de bana uygun olur dediğin yazarlık, çizerlik vesaire başka bir şey. Yok ama ben konuşmaktan çok insan dinlemeyi çok sevdiğim için. Hani iyi bir terapist olabilirdim. Evet evet. Çok insanlar peki açılabiliyorlar mı sana? Evet açılıyorlar. Çok. Hocam benim bir çocukluk hikayem var. Ben açılmak istiyorum. Randevu veririm sana. Eyvallah. Nedir sizin canım? Hangi diyor muayene? Öyle şey. Belki de bir psikiyatrist olarak. Ama çok geç kalmış sayılırsın. Evet. Çok geç kalmış sayılırsın. Ama artık olabiliyor biliyorsun. İşte hayat koçu şu bu falan. Koçum böyle. Benim ya. Ya var mıdır öyle? Böyle şeyler oluyor. Takıldığın ya, koçlar oluyor mu hiç? NLP yok, bilinçaltı yok, işte R2 falan bir sürü sistem oluyor. Hani insanlara içinde bir iyilik varsa bence dokunabilirsin ya. Ha, inanıyor musun o tip şeylere yani? İnanıyorum, çok inanıyorum. Hani enerjinin kendisine inanıyorum. Yani hepimize iyi gelen bir şeyler olduğuna çok inanıyorum. Ya da sana iyi gelen bir arkadaşın. Biri iyi gelmez yani böyle bir daralırsın, sıkılırsın. Onun söylediği laf batar ama biri de ne dese... Gülüp geçersin. Hiçbir şey acıtmaz ya canına. Onun için inanırım çok evet. Ender Hoca ile yaptığınız program var. Evet. Şu mutfakta an onu yapıyoruz. Kim var? Gayet güzel. Kim var mutfakta? Her hafta konuklarımız var. Ender Hoca zaten başlı başına çok kıymetli bir adam. Çok ilginç bir adam değil mi? Ve saatlerce dinleyelim. İlginç bir adam evet. İnanılmaz bir enerji. Enerjisini ayak uydurmak zor ama dolu bir enerji yani. Peki o zayıflığına ne diyorsun? Yani şu kadar kalem kadar. Ama gece 11-12'de bile spor yapıyor hayatım. Sen evet, yapabiliyor musun? Ama arada böyle tatlı tadı verilmiş bir şeyler yiyor evet, arada. Evet, evet. Ve bunu da ya hocam diyorum nasıl yiyorsun? Geçenlerde bir ortak yemekte bir araya geldik. Ama beyazın ve şeker yok biliyorsun. Bizim yaptığımız mutfakta da mesela. Hı-hı. Yani tatlı yapıyoruz. Tatlı hissi veren ve nefsini köreltecek şeyler yapıyoruz ama unsuz ve şekersiz yapıyoruz. Peki sever miydin yemek yapmayı yani hayat seni bu mutfağın içine attı? Severdim. Hı. Yani kocamdan sonra pek yapmıyorum mecbur kaldım. Yemekten mi tiksindin? Niye? Ne oldu? Hayır. O kadar iyi bir aşçı ki. Onun hadi yanında ya. Evet ona yamaklık yapabiliyorum sadece. Çok enteresan. Neler yapıyormuş peki? Her şey yapar. Arkadaşım neler yaparmış? Dolma bile sarar yani. Dolma sarar. Aynen öyle. Ha öyle bir aşk yani. Tabii. Dolma. Aynen çok seviyor. Yani o severek yapıyor. Sanat yapıyor o yani. Ben hani klasik yemek yaparım. Bana göre bir iş, ona göre bir zevk. Peki ama bir şey söyleyeyim. Bıt bıt konuşur musun? Onu öyle koyma. Bak Ender Hoca öyle dedi. Olmaz falan diye. Hiç konuşmam. Ama ben Bursalıyım, Gemlikliyim. Ailem zeytinle çok... Ne zeytin olur aynen. Diyecektim yani ben de. Biz hep zeytinyağı böyle hafif yemekler, salatalar, evde sofrada mutlaka yani zeytinyağlı bir yemek benim eşime göre yemek değil. Hani ona daha böyle ne bileyim... Böyle etli, böyle aynen, yağlı, tereyağlı. Daha böyle yani. Ağır yemekler, daha işte karbonhidrat odaklı besleniyor mesela. Ben de mümkün olduğu kadar hep sağlıklı, hafif şeyler. Yani o anlamda biraz çatışıyoruz. Ben ona ekmek, işte pide, lahmacun, işte makarna, pilav yememeye çalışıyorum. Ve ona da yedirmemeye çalışıyorum. İşte o da bana aşkım işte şöyle yapsak, şunu şöyle karamelize etsek, bunu böyle marine etsek. Hani o işi hep lezzetlendirmekten yana. İşte bir gün onu dediği oluyor, bir gün benim dediğim oluyor. Hayatta da bir kere geliyoruz canım, arada bir olacak, arada bir olacak. Yani o yüzden hani severdim ama işi nasıl sağlık yapabilirim? Bir de artık yaşlarımız ilerliyor, artık bilinçlendikçe biliyorsun. Evet, hani bu beyaz undan uzaklaşmak, işte atıyorum kara buğday unu, glutensiz hayat, şu hayat, bu hayat şeklinde. Her geçen gün yeni bir hastalık çeşidi çıkıyor. Doğru. Falan filan. Biz de yani 50 yıl önceki insanlarla aynı olmayalım. Biz de kendimizi geliştirelim. O anlamda okuyordum, araştırıyordum. İşte neyi nasıl yapalım? Hangi yağdır? Hangi tencereyi kullanmak lazımdır? İşte şekersiz nasıl yaparım bunu? Glütensiz gerçekten yaşamaya çalışıyorum. Glütensiz makarna yapıyorum. Glütensiz poğaçalar falan yapmaya çalışıyoruz evde. O anlamda Ender Hoca benim için şahane bir kılavuz. İyi bir şanslıyım yani oldu. Evet. Vay be yaşam kurtarıcı. Her haftada yani adam güllaçtan börek yaptı. Ağzımız açık kaldı yani. Aklıma gelmezdi yani 40 yıl düşünsem. Bak neler yapacaksın daha. Daha neler yapacaksın. İnşallah. Devam edecek değil mi bu sezon boyunca? İnşallah evet. Program. Peki yine de dizi gelirse açayım diyorsun tekliflere. Tabii. Program haftada bir çekiyorum. Dizi benim için çok önemli bir şey. Program nefes aldığım bir şey. Ama dizi yani oyunculuk benim için birinci sırada tabii. İnşallah o gelir sana. Peki İnşallah. Bakalım Burcu ile ne konuştuk manşetlerde neler çıkmış.
Sevgili dostum Burcu Kara bu akşam bize konuk oldu ve dedi ki annem babam öğretmen, babam öğretmenim oldu. Bir görsel öyle sıkıcıydı ki 20. yıl oldu bu sene. Herkes hikayesinin yönetmeni olabilir diye düşünüyorum. Babam lisede beni meslek lisesine vermeye kalkmıştı. Buraya nereden geldik ya? Ha bilmiyorum ki. Herkesin bir kaderi var. Benimki de öyle oldu. Tiyatro bence en muhteşemi dedi ve hayatımda tiyatro olmadığı için çok eksiklik duyuyorum. Ben doktor olayım, sen öğretmen ol, çaresizlikten oyuncu oldum diyebilirim. Haziran gecesi ve bir hafta sonra her şey değişmişti diyerek bitirdi programımızı. Bunların hepsini sen söyledin. Şahane söyledin, evet, doğru. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Elektrikler selamlar. Elektrik selam, sen de söyle. Tamam peki. Evet Burcu Kara'ya çok teşekkür ediyoruz. Gecemizi şenlendirdiği için. Hoşçakalın.